Selam arkadaşlar. Bugün Visual Basic ortamındaki bu standart komponentlerden şöyle anlatmadıklarım birkaç şey var. Bunları anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle ne yapalım? Şöyle dosyamızı farklı kaydedip masa üstüne isim olarak ne diyelim? Mesela ders 4 diye isim verdim ve kayıt türüden makro içerebilen çalışma kitabı yazıp kaydete bastım arkadaşlar. Şimdi az önceki o denetçiler olayını nasıl çözeceğiz? İkide bir o denetçileri sormaması için buradan güvenlik merkezine geliyoruz. Gizlilik seçeneklerinden şu kaydederken dosya özelliklerini kişisel bilgileri kaldır. Az önceki uyarıya dikkat edin arkadaşlar. Bir daha size göstereyim. Mesela kaydettiğiniz zaman şu uyarıyı almamak istiyorsanız dikkat diyor. Belgeleriniz bazı bölümleri falan diyor. Bu mesajdan kurtulmak için buradan seçeneklere gelip güvenlik merkezi ayarlarından şu kutunun işaretini kaldırmanız lazım. Bunu kaldırıp tamam dediğiniz zaman artık her kaydette o mesajı sormaz arkadaşlar. Bu önemlidir. Rahatsız edici bir durum. Bundan kurtulmanızı bu şekilde anladınız. Şimdi bu geliştirici sekmesini açtık. Nasıl açtığını daha önce söyledik. Bir sürü yolu var. Şurada şeridi özelleştir deyip buradan geliştirici kutusu sizde işaretsizdir normal şartlarda. Siz burada şeridi özelleştir deyip geliştiriciyi işaretleyip tamam diyeceksiniz. Şu yerleşim, metin, bilmem şunları ben kaldırayım. Burada geliştirici geliyor arkadaşlar. Visual Basic tarafına geçtiniz. Burada bir form eklediniz. Burada şu standart olanları, şu label herkes biliyor arkadaşlar. Label yazı metindir. Burada metinin işte font kısmından yazı boyutunu ayarlıyorsunuz. Bunları hepiniz biliyorsunuz. Türkçe mesela karakter olması için Türkçeyi mutlaka seçmeniz lazım. Ondan sonra bunun spesyal efekt diye bir şey var. Böyle yapabilirsiniz. Aynı zamanda içine label olduğu halde şey getirebiliyorsunuz arkadaşlar. Resim bile getirebiliyorsunuz. Şurada ikonların içerisinde mesela bir ikon bile getirebiliyorsunuz labelin içine, label'ın içine. Auto size'ını true yaptığınız zaman yazının boyutuna göre bu kendini genişletir arkadaşlar. Şöyle auto size true dediğiniz zaman böyle özelliği var. Onun dışında akuleratör diye bir başlık var. Bu mesela hangi harfi yazarsan onu altını çizer. Örneğin burada L yazıyorum. Göstermedi mi? Bakın L'nin altında çizgi var. Örneğin bir buton çizdiğiniz zaman mesela buraya kaydet yazdınız. Eğer K'nin altını çizmek istiyorsanız şurada K yaz diyorsunuz. Şu akuleleri yazdığınız zaman bakın K'nin altı çizili. Hatta biraz yazıyı büyüteyim ki rahat görmeniz için. Bakın buradaki bu seçeneğin görevi o. Backstyle onun stili mesela transparan yapıyor. Rengini buradan değiştirebiliyorsunuz vesaire. Fontunu söyledik. Burada for color yazı rengidir. Height yüksekliğidir. Left sol true kilitlemek içindir. Genelde biz bunu text box'lar için kullanıyoruz. Fare üzerine gelince nasıl bir şekil alsın? Buradan bir mouse ikonu bulduğunuz zaman fare üzerine gelince şekil değiştiriyor. Resim eklediğin zaman resimdeki pozisyonu ayarlıyorsunuz. Neyi anlatıyorum şu anda ya? Neyse şu akülleratörü anlatıyorduk. Neyse. Label ile ilgili bunları biliyorsunuz zaten. Text box ile ilgili anlatmadığım yine auto size türü yaptığınız zaman içine yazı yazdıkça o uzar. Bakın yazdıkça arkadaşlar nasıl uzuyor. Onun böyle bir özelliği var. False yaptığınız zaman standart boyuta göre ayarlarsınız.
Buradan anlatabileceğim max lengthini mutlaka bilmeniz lazım. Örneğin 10 dediğiniz zaman 10 karakterden fazla artık girmeyi engeller. Burada password çağrı mesela yıldız yaptığınız zaman ben burada biraz fontu da büyüteyim biraz arkadaşlar yine. Bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Bazılarınız biliyor olabilirsiniz. Bazıları da bilmiyor olabilir. Bunun için sabretmeniz lazım. Mesela buraya artık bir şeyler yazdığınız zaman bakın şifreli karakter, yıldız karakteri. Siz buraya artık yıldız değil de isterseniz nokta yaparsınız. Noktayı koyduğunuz zaman yazarken artık burada nokta gözükür arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu size kalmış bir şey. Başka ne anlatabiliriz? Multiline'i tur yaparsanız birden fazla satır girebilirsiniz. Scroll bar kaydırma çubuğudur. Yatay, dikey kaydırma çubuğu koyabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, bakın kaydırma çubuğu oluştu gördüğünüz gibi. Ondan sonra text box ile ilgili söyleyebileceğim value ilk başlangıç değeridir. Width genişliktir. Visible göstermesi veya göstermemenizdir. Tab stop false yaptığınız zaman çalıştırırken tab tuşuna basarsanız bu caps lock'un üstteki tab tuşu oraya konumlanmaz arkadaşlar. Hiç buraya tab tuşuyla gelemezsiniz demektir. Bunları da bilmeniz lazım aslında. Başka bu kadar. Dedim ya bu şu standart komponentleri anlatmaya çalışacağım size. Şimdi biz hep sürekli derslerde label'i anlattık. Text box'ı anlattık arkadaşlar. Şurada combo box bunu da anlattık çoğunu. Combo box'ı da söyledikten sonra list box'la ilgili de çalışmalar yaptık. Burada check box'ı hiç anlatmadım. Ben bunu hemen anlatayım size. Kısaca mesela şuraya iki tane ya da nasıl yapalım? Şuraya gizle göster yazalım. Gizle şöyle göster. Gizle diye bir şey yazdım arkadaşlar buraya. Kutuyu işaret dediğim zaman şu butonu gizlesin ve şu yazı göstere dönüşsün. Tekrar tıkladığım zaman bunu gizlesin. Bakın. Bunu çift tıklıyorum. Şunun ismi neydi? Command buton 1. Buna btn kaydettiğim en azından neyle çalıştığımızı bilelim. Biraz sonra daha değişik şeyler de anlatacağım size arkadaşlar. Sabredin. Şu gizleye çift tıklıyorum. Burada diyorum ki eğer bakın arkadaşlar ch checkbox 1 nokta checked. Burada checked olması lazım. Bu checked diğer dil. Visual Basic C Sharp'taydı ya. Nokta value'ydi arkadaşlar herhalde. Checkbox 1 nokta checked değil miydi ya? Look değil. Value'ymuş arkadaşlar. Value 0 işaretsizdir, 1 işaretlidir. Eğer checkbox 1 nokta value 0 ise then şuraya ne diyoruz? 0 ise yani gizli ise hani oraya işaretledik. Şey işaretsizdir şu anda. İşaretlersek eğer. İşaretlersek ne yapacak? btn kaydet nokta visible eşittir false yapacak. Sonra checkbox 1 nokta caption eşittir göster yapacak. Göster yap diyoruz. Göster olarak göster yaz. Ondan sonra peki değil ise şurada end if değil ise yani bir değil ise o zaman ne olacak arkadaşlar? btn kaydet nokta visible eşittir true checkbox 1 nokta caption eşittir gizle. Şöyle çalıştırıyorum. Bakın şöyle seçtiğim zaman hiçbir şey yapmadı. İlginç.
Eğer checkbox bir value 0-1 ise bunu 0 yapacağız ya. Bir daha çalıştırıyorum. Bakın gizledi. Göster gizli. Göster gizli arkadaşlar. Şu anda aslında tam tersi yapıyor. Şu anda tam tersini yapmışız. Şurayı tam tersini yaptık. Burada true diyeceğiz. Şurayı false diyeceğiz. Şimdi çalıştıralım. Bakın gizledik. Tıkladı göster. Gizle. Yine terslik var. Şu yazılar da yer değiştirecek. Burası gizli olacak. Şurası göster olacak arkadaşlar. Tamam. Şöyle bakın. Şu anda şu işareti kaldırdığımız zaman geldi. Gizle dedi, gizledi. Şöyle kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bunun önemli kısmı o value olayı önemliydi. Bir de bu yazı işte işaret yazı sağda mı olsun, solda mı, checkbox nerede olsun. Bunun yerini ayarlıyorsunuz. Başka ne özelliği var? Başka da bir özelliği yok arkadaşlar. Burada value'su ilk başta true ise true yapamıyoruz herhalde. Checkbox'ın özelliği bu. Bir de şurada match haline de getirebiliyorsunuz. Bu da alttaki trip state'i true yaptığınız zaman o şekilde de gözüküyor. Bu checkbox'ı ne için kullanacaksınız? Birden fazla seçenekli olan yerlerde kullanacaksınız arkadaşlar. Mesela aklıma ne geliyor? Mesela ne yapabiliriz burada? Checkbox'la ilgili ne yapılabilir? Aldığı dersler olabilir mesela. Şuraya şuraları sileyim bir. Şuraları sileyim arkadaşlar. Burada yazarsınız. İşte aldığı dersler. Ya da alacağı dersler. Örneğin bir üniversite kaydında ders kaydı olduğunu farz edelim. Alacağı dersler olsun. Ondan sonra şuraya işte Türkçe kontrolle bir kopyasını alıyorum. Matematik fizik, kimya vesaire. Bir tane de daha yazayım yeter. Tamam. Şimdi her işaret dediğimizi şu listeye atsın istiyorum mesela. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar mesela şuraya her tıkladığımızda o dersi buraya atsın mesela. Şuranın içine giriyorum. Bu daha önce yazdığımız şeylerdi. Bunları siliyorum. Bakın diyorum ki eğer checkbox 1'di herhalde şu anki. Checkbox 1 nokta value eşittir true ise arkadaşlar. True yani işaretli ise de 1 olarak kullanabiliriz. Then ne diyeceğiz şimdi? Listbox 1 nokta add item checkbox 1 nokta caption'ı at. Bunu aynısı kopyalayalım. Şunun içinde matematiğin içine de yapıştırıyorum. Bu sefer 2 diyorum buraya. Şuraya da 2 diyorum. İkinciyi at. Checkbox 2'ye caption'ı at. Şuraya da bir tane yapıştırayım. Bu da 3. checkbox'ını. Çalıştırdığımız zaman bakın aldı Türkçe, matematik, fizik. Bu şekilde aktarabilirsiniz. Başka ne anlatabiliriz burada? Option da aynı şekilde arkadaşlar. Option'da da mesela
İşte mesela cinsiyeti olarak kullanabiliriz. İşte ya da askerlik durumu yaptı yapmadı ya da kadın dersiniz. Şimdi bir kopyası buraya da erkek deriz. Ve şunu çift tıklarız arkadaşlar. Yine eğer option buton bir nokta value eşittir true ise yine eşittir true ise yine şunun aynısını alabiliriz. Şöyle yapıştırdık. List box'ın içine ne atacak? Option buton bir nokta caption'ı atacak arkadaşlar. Bu satırı kopyalıyorum. Şunun içine yapıştıralım. Bu sefer de ikinci option'ı atsın list box'ın içine. Bakın kadın veya erkek. Tabii her seferinde list box nokta clear diyebilirdik buraya. Şuraya list box bir nokta clear. Şuraya da aynı şekilde çalıştırdığım zaman yani ya kadındır ya erkek bu şekilde şuraya atabiliyoruz gördüğünüz gibi. Başka ne anlatacağız? Mesela picture'ı anlatayım arkadaşlar size. Şu resim nasıl kullanacaksınız resmi? Bazı programlarda kullanma ihtiyacı duyabilirsiniz. Ben yeni bir form açayım isterseniz. Şuraya bir picture çiziyorum. Bir resim. Şurada picture size mode arkadaşlar. Şu. Şimdi biraz genişleteyim önce. Şurada size modu stretch seçtiğiniz zaman yani resim buraya tam sığsın demektir. Şöyle mesela personel diyelim. Çalışan diyeyim. Şöyle görsellerden. Şunu alalım. Şu ikisini. Şimdi farklı kaydediyorum arkadaşlar. Masa üstüne R1 diyeyim. Bir de şunu da farklı kaydet. Masa üstüne R2 diyorum. Tam iki tane resmimiz var şu anda. Şimdi burada biz personel resmini seçtiğimiz zaman buraya resim seç diyeceğim. Resim seç dediğim zaman resmi buraya nasıl çağıracağız? Şunun ismi nedir? İmaj 1'dir. Buna bu da imaj 1 kalsın arkadaşlar ismi. Hiç önemli değil. Şimdi bu resim seçin içine giriyorum. Burada diyorum ki dim dosya yolu önce dosya D'ye diyeyim buraya. D'ye as string. Şuna dosya yolu diyorum. Bunun dosya yolu olduğunu bileceğiz. Dim da as bu da string. Bu da dosya adı olsun. Dosya adı. Tabi dosya adı da olacağı için şurada bir yerde bir text box çizeceğiz. Yani ve bunu gizleyeceğiz arkadaşlar. Normalde şu dosyanın adını göstermeyeceğiz kullanıcıya. Dosyamızın adını da buraya alacağız ve bunu Excel'de bir yerde saklayacağız ki ileride personeli çağırdığım zaman yine resmini oradan alabilelim. Ondan sonra arkadaşlar şöyle yazıyoruz. Application nokta file diyalog parantezi açtığım zaman MSO file diyalog open diyoruz. Ondan sonra nokta show dediğimiz zaman yani şunu demek istedik. Şu resim seçe bastığım zaman şurada resim seçme diyalog penceresini getirdik. Altına geçiyor, aşağıya geldik. Ondan sonra arkadaşlar diyoruz ki application nokta yine nokta file diyalog
Ondan sonra yine aynı MS Open diyeceğiz. Nokta allow multi select ne diyeceğiz arkadaşlar? Yani birden fazla dosya seçilmesin diye bunu false yapacağız. Yani iki tane dosya seçemeyeceğiz. Mutlaka bir tane seçeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra bir de başka ne dememiz lazım? Dosya yolunu hemen bulalım. Dosya yolu eşittir. Dosya yolu eşittir. Application yine. Application nokta. Application nokta file. Diyalog. Parantez içinde. Yine şurayı seçiyoruz. Nokta select 1 diyeceğiz. Select item 1 diyeceğiz. Dosyamızın yolunu da aldıktan sonra şimdi image 1'di galiba. Image 1 nokta picture eşittir load. Load picture hangi dosyayı yüklüyoruz arkadaşlar? Dosya yolundakini. Dosya yani gelip ona ismi farklı da yapabilirdik ama neyse. Şimdi dosya adı eşittir. Dosya adı eşittir. Ne dedik? Text box herhalde text box 1 nokta value diyeceğiz. Ondan sonra dosyayı bir yere kopyalamamız lazım arkadaşlar. Bu aldığımız dosyayı da dosyaları da bir yerlere kopyalayacağız. Örnek olarak ben şöyle D'de bir klasör açayım mesela. Resimler diye bir klasör açayım. Da resim diye bir klasör açtım. Dosyalarımı da buraya aktarmasını isteyeceğim. Burada da file copy diyeceğiz. File copy dosyayı kopyala. Dosya yolundakini nereye kopyala? Bendeki F sürücüsüydü. F'deki resmin içine dosya adıyla dosya adı ve nokta jpg olarak oraya al dedik. Şöyle bir çalıştıralım bakalım. Mesela burada Ahmet diye bir personelimizi kaydettiğimizi farz edelim. Masa üstünde R1'i biz Ahmet dedik ama neyse. Şu Ayşe diyelim. Ayşe'yi aldık arkadaşlar. R1. Şöyle isterseniz şurada bakalım. Ayşe'yi niye almamış ya? Buraya kopyalaması lazımdı. Ayşe diyelim. Dosyamızı getirdik. Arkadaşlar bunu niye almadı? Arkadaşlar şimdi dikkatimi çekti de şurada şuraya bir ters slash koymamız lazım ki bunu yol olarak görsün. Resim yoksa resim yanlış oluyordu. Şimdi çalıştırdığım zaman bir dakika önce bir isim verelim. Hani burada işte personelin adı falan olduğunu farz edelim buraya. Personelin işte adı bunun onun adı olduğunu farz edelim. Bütün bu bilgileri girdikten sonra resim seçiyor farz edelim. Yani çalıştırıyoruz önce. Buraya tabii önce isim yazıyoruz. İşte Ayşe diyoruz. Ayşe. Sonra geliyoruz burada onun resmini seçiyoruz mesela. Bu şekilde dikkat ederseniz burada bakın Ayşe diye bir resim attı buraya. Resim klasörün içine. Sonra Fatma diyoruz. Geliyoruz buradan İşte bunu bir resim seçiyoruz. Bakın buraya Fatma diye bir klasör yani resim attı arkadaşlar. Dolayısıyla personellerimizin resimlerini bir klasörde toplayıp yani öbür başka personelleri çağırdığımız zaman resimlerini de buraya şu resim klasöründen çekip buraya alacağız arkadaşlar direkt. Bu picture'ı da anlattım size. Yani resim seçmek için yazmanız gereken bu.
dosya yolunu, dosya adını belirttim, burada tanımladım. Ondan sonra application nota file dialog, bunları yazacaksınız. Dosyanızla resimlerinizi buradan getirebiliyorsunuz. Bir de şunu anlatmadım galiba, şu hangisi? Şunu anlatayım arkadaşlar size. Bu da işinize yarayabilir. Örneğin yine bir text box alayım şuraya. Bunun fontunu biraz büyüteyim. Rahat görmeniz için. Şöyle. Tamam. O çok büyüdü. Şimdi bunun ismi arkadaşlar şu anda nedir? Text box 2'dir. Şu spin butonu üzerine çift tıklıyorum. Bunun change olayına değil de spin up olayı, yani yukarı ok tuşuna basıldığı zaman. Yukarı ok tuşu. Hemen diyorum ki şimdi gelip mesela text box'ımı şöyle buraya bir textine bir sıfır yazayım arkadaşlar. Şuraya mesela gün yazalım. Gün. Şunu çift tıkladım. Bunun spin up'ın içine girdim. Dedim ki text box 2 nokta value eşittir val. Val deyince bunu sayısal değere dönüştürüyorum. Text box 2 nokta value artı 1 diyorum. Yani çalıştırdığım zaman dedim ki her yukarı ok tuşuna bastığımda şuradaki rakam 1 1 arttır. Şu anda bakın aşağı ok tuşuna basıyorum, hiçbir şey yapmıyor. Hemen spin down tuşuna tıklıyorum ve şunun aynısını kopyalayıp şuraya yapıştırıyorum. Tabi öncesinde şöyle bir if kullansam iyi olur. Eğer val text box 2 nokta value eşittir 0 ise exit sub diyorum. Yani sıfırın aşağısına inmesine izin vermiyorum. Aynı şekilde burada şunun aynısını kopyalayayım. Şurada da mesela 31'in üzerine çıkmasın diye büyük eşittir 31 ise, yani 31 çekiyorum fazla, gitmesin. Bakın çalıştırdığım zaman ya da aşağıya bakıyorum. Pardon, yine artı kullandık. Burada eksi kullanacaktık arkadaşlar. Down'a eksi kullanacağız. Şimdi bakın çalıştırıyorum. Bu en fazla bakın 31'e kadar gidiyor. En aşağıda 0. Yani 0 olarak da kullanabilirsin. Bakın bu şekilde. Bu spin up down olayı da böyle. İşinize yarayacak olan bu. Burada hemen hemen bir de şurada arkadaşlar şu multi-page güzel. Bu işinize yarayabilir. Burada da şurada sağ tuşa basıp new page deyip böyle sayfalar ekleyebilirsiniz. Her sayfanın üzerine bir frame ekleyip ayrı ayrı textler falan ekleyebilirsiniz. Yine bir frame ekleyip ayrı label'lar, textler, option'lar, combo box'lar ekleyebiliyorsunuz. Her sayfa birbirinden farklı. Sayfa adını değiştirmek için sağ tuş rename'e basıyorsunuz. Burada diyorsunuz işte personel bilgileri. Ondan sonra diğer sayfanın sağ tuş rename diyorsunuz. İşte maaş bilgileri. Vesaire vesaire. Her sayfaya bu şekilde isim verebiliyorsunuz. İsterseniz şuraya bir buton yapalım. İki tane buton. Şöyle ileri geri iki buton yapayım. Şunun üzerine şöyle büyük işareti. Bir buton daha yan tarafa alayım. Hatta bunu biraz siz daha iyi görün diye biraz büyüteyim. Bir de bunun tam tersi yönde küçüktür işareti. Şöyle. Şuna her bastığında şu başlıklar üzerinde dolaşsın istiyoruz mesela. Şimdi ilk etapta şu multi page'in, şunun ismi arkadaşlar multi page 1'dir bunun ismi.
Formun initialize kısmına geleceksiniz. Şurada nerede initialize kısmı? Formun. Command'ın değil ya, formun. Şurada user formun initialize kısmına gelip diyeceksiniz ki multiline nokta value eşittir 0 dediğiniz zaman her zaman yani şu personel bilgileri sayfasında duracak demektir. Tamam arkadaşlar. Burada duracak. Şimdi şu oka bastığım zaman aynen multiline nokta value eşittir. Yine multiline nokta value artı 1 dersiniz. Dolayısıyla şuraya bastığınız zaman bakın maaş bilgilerine geldi. Sayfa 3'e geldi. Şimdi geri okuna bastığınız zaman da aynı şekilde diyeceksiniz ki multiline page nokta value eşittir. Multiline page nokta value eksi 1 dersiniz. Dolayısıyla da bu sefer geri gelmiş olursunuz. Yani şu oka bastınız. Bakın şöyle gidebilirsiniz. Şöyle gelebiliyorsunuz. Sayfalar arasında böyle de dolaşabilirsiniz. Bunu niçin kullanırsınız? Örneğin bu başlıkları göstermezsiniz arkadaşlar. Tabii bir de başlıkların yerlerini ayarlama da ayrıca şurada var. Mesela şöyle altta gösterebiliyorsunuz başlıkları. Bakın şöyle. Aynı şekilde sağda, solda, istediğiniz yukarıda gösterebiliyorsunuz. Bir de şurada style var arkadaşlar. Böyle başlık göstermeyebilirsiniz de. Şöyle mesela yaptığınız zaman çalıştırıyorsunuz. Pardon. Bakın şöyle başlıklar üzerinde şöyle dolaşabilirsiniz. Eğer hani bir form tam dolduktan sonra başlık hiç görünmeden böyle sayfalar üzerinde dolaşmak istiyorsanız kullanabilirsiniz. Multiline ile ilgili de söyleyeceklerim bunlar. Umarım arkadaşlar faydalı olmuştur. Bu dersimiz de bu kadar. Bu derste neyi anlattık arkadaşlar? Bir şeyler anlattık yani. Spin butonu anlattık. Picture'ı anlattım. Multi page'i anlattık. Option ve checkbox'ı anlattım arkadaşlar. Bu dersimiz de böyle olsun. Bütün bunları tekrar ederek arkadaşlar biraz daha pekiştirirsiniz kendinize göre. Bu tür durumlar işinize yarayabilir. Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bu konuda bol bol örnek yapın. Ve şimdiye kadar anlattıklarımı mutlaka çok rahat bir şekilde yapabilmeniz lazım diyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Sürekli aynı ders muhasebe olmaz. Böyle araya değişik dersler de eklememiz lazım arkadaşlar ki belki takip etmeyen arkadaşlar vardır. Herkes faydalansın. Söyleyeceklerim bu ders bu kadar arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler, sağlıklı bir hayat diliyorum. Başarılar diliyorum.